Evet, Kur'an günlüğünde tekrar birlikteyiz sevgili dostlar. Cenab-ı Hakk'ın kafirlere o manevi cehennemi haleti yaşatmasının hikmetleri neler olabilir? Hani dedik ya, küfrün içerisinde cehennemin çekirdeği var veya cehennem küfrün bir meyvesi, sonucu ve özellikle kafirler, inkar edenler o haletin azabını, yakıcılığını dünyada yaşıyorlar. Hatta hangi surede? Nur Secde suresinde geçiyor. Yakın azap Öyle. tattıracağız. Ahiretteki azaptan önce bir dünyadaki yakın azabı tattıracağız. Yani bir azap Ta ki tattırıyor. Dönsünler. Ha, ta ki dönsünler. Dönsünler. Ki zaten orada bir bakıma gizli şey. Yani o yakın azabı henüz dünyada tatmaları bir bakıma kafirlere Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ifadesini kullanmak doğru olur mu bilmiyorum. Yani Mümkün. Bir nevi, bir kendi nevi. kendinizi düzeltin, bir fırsat var bakın. Yani gittiğiniz yol yanlış diye fark etme için bir bakıma bir imkan sunuluyor sanki. Öyle. Aslında şöyle çok kısa da olsa o küfrün yakıcı azabını ve kıranlığını hatırlamak istiyorum. Ya paylaşmak istiyorum. Bediüzzaman'ın yaptığı çok, çünkü mukayeseler var. İman küfür mukayeseleri. Mesela küfre düşen, yani Allah'ı tanımayan, Allah'ın bildirdiklerini kabul ve tasdik etmeyen, efendim Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyen, tasdik etmeyen, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı takip etmeyen insanın dünyası şöyle. Her şeyi yas tutuyor gibi görüyor. Neden manevi cehennem? Çünkü her şeyin akıbetinin yokluk olduğunu zannediyor. Ahireti bilmeyince, ahirete göre yaşamayınca, dünyaya dalınca çiçekler, kuşlar, yerler, gökler kafirin gözünde ağlıyor, matem tutuyor. Ayrıca kabir ona dipsiz karanlık bir kuyunun kapısı olarak görünüyor. Ölüm idam olarak görünüyor. Hem kendisini hem bütün sevdiklerini asacak bir daraj olarak görünüyor. Bütün musibetler ve hastalıklar kendisini kuşatan düşmanlar olarak görünüyor. Bütün musibetler, hastalıklar, rüzgar, deprem, ölüm, her şey kendisini kuşatan, kendisine hücum eden, kendisini mahvedecek bir düşman olarak algılıyor. Öyle zannediyor kafir. Hayatın manasını anlayamıyor. Çünkü hayat geçici, her an elinden alınabilecek bir hayatı yaşıyor. O zaman o hayatı da sevemiyor. Bir teminat yok çünkü. Devamlılığı yok. Devamlı olmayan bir şey lezzet vermiyor. Hayatı anlamayan, ölümü anlamayan, hastalığı anlamayan, ihtiyarlığı hiç anlamayan, fakirlik ve zenginliğin ne manalara geldiğini bilmeyen, kainatı böyle karanlık gören, matem ve yas tutuyor gören bir insan kafir. Dolayısıyla dünyası bir manevi cehennem. İşte bu manevi cehennemi Cenab-ı Hakk'ın yaşatmasında bir lütuf var. Güzellikler var, sırlar var. Böylece eğer insan kalbini dinlerse, ruhundaki feryatlara, bu manevi cehennemden kaynaklanan feryatlara kulak verirse, bir şeyler yanlış gidiyor diyecek. Hayat böyle olmamalı diyecek. Yerler ve gökler emrine verilen insanın yaşayacağı hayat dünyada da bu olmamalı. İnsanın daha böyle güzel, insana yakışan, Allah'ın insana verdiği değere uygun bir hayat olmalı diye merak etmeli. Merak etmeye sevk ediyor Allah. Neyle? Acılarla. Küfür tohumuna yerleştirdiği manevi cehennemle Cenab-ı Hak kullarını, küfre düşenleri de, onlar da Allah'ın kulları, onları imana, Kur'an'a göre yaşamaya kamçılıyor. Buna kamçılamak tabirini kullanabiliriz. Kullanabiliriz. Kamçılıyor. Yani bu acılar, bu ızdıraplar, bu korkular kamçılıyor. Hatta Bediüzzaman'ın Sözler isim eserinden 23. sözden bir yeri nakletmek istiyorum. Hatta küfür üzere yaşayan bir insanın mesela dünyada öğrendiği yeni yeni bilgiler onun dünyasındaki acıları daha da arttırıyor. Yani yeni bir ilim öğrendiğinde, efendim tıpla ilgili, uzayla ilgili, insanla ilgili, kalple ilgili yeni bir şey okuduğunda veya öğrendiğinde acıları, korkuları daha da artıyor. Niye? Çünkü öğrendiği şeyler evhama dönüyor. Öğrendiği şeyler evham oluyor. Yani bir bakıma kafir, Allah'ı unutan insan öğrendiği şeylerden o kadar sıkışıyor ki, keşke öğrenmeseydim. Nereden öğrendim kuyruklu yıldızın
kuyruğunun uzunluğunun 150 milyon kilometre olduğunu, dünyanın yakından geçerken dünyaya her an çarpma pozisyonlarına girdiğini nereden öğrendim diyecek hale geliyor. Mesela bana birisi demişti, İnşallah Cenab-ı Hak kamil iman nasip etsin. Check-up yaptırdım diyor. Unuttum, belki yanlış söylerim organ ama kalp dedi galiba. Kalbim büyüyormuş diyor. Keşke gitmez olaydım doktora diyor. Keşke öğrenmeseydim diyor bu durumu diyor. Yani tıptaki gelişme insanın aleyhine dönebiliyor. Yani ben bunu diyor bilmediğimde daha rahattım diyor. Geçen birisi bana diyor yoğurdun içinde diyor bakteri var diyor. Otobüs duraklarında virüsler var diyor. Bunların Allah'ın emri altında olduğunu bilmeyen insana yoğurt yemek de zehire dönebilir. Otobüs durağında otobüs beklemek de hayatı zehirleyebilir. 2-3 kişi çeneden ölmüş. Bütün dünyada insanların huzuru kaçtı. Gidemediler pikniklere, ormanlara filan. Yani. Yani değil mi? Öyle evet. Huzuru kaçtı ya. İşte bütün bu acılar, yani küfrün, Allah'ı unutmanın, unutma tabirini de kullanmak istiyorum. Kur'an'da çok kullanılıyor. Allah'ı unutmanın içindeki acılar insanları insanın yaratılış gayesini merak etmeye, o gayeye uygun yaşamaya, tekrarlamak istiyorum o kelimeyi, kamçılıyor. Bu acılardan faydalanıp küfürden vazgeçip imana yönelenlere Allah nur vereceğini, onların dünyasını nurlandıracağını Kur'an-ı Kerim'de vaat ediyor. Peki yani küfürde böyle bir manevi cehennem halinin olduğunu ifade ediyoruz. Bu böyle olduğu halde, yani hakikat bu olduğu halde birçok insan küfre girebiliyor, birçok insan inkar ehli olabiliyor. Bu nasıl oluyor? Yani bunca zarara, bunca o cehennemi halete nasıl razı oluyor insan? Madem bu böyleyse, değil mi? Yani insanın, aklı başında olan insanın kendini alıkoyması lazım bundan. Oysa bu açıdan geçmişte, bugün de baktığınızda inkar ehlinin sayısının az olmadığını ifade edebiliriz herhalde. Bu niye oluyor yani? Bunun bu acıyı hissedemiyorlar mı? Sebebinin küfür olduğunu mu bilemiyor insanlar? Yoksa hakikati bulamıyorlar mı? Yoksa böyle aniden mi düşüyor? Farkında olmadan mı nasıl düşüyor? Nasıl oluyor bu? Nasıl yaşıyor yani? Nasıl yaşıyor? Yani bu nasıl yaşıyor? Nasıl düşüyor, nasıl yaşıyor? İkisini de konuşalım. Onunla ilgili isterseniz şurada bir bölüm var. Eğer denilse, bak sizin sorduğunuz soru var. Bu kadar elim ve karanlıklı, müşkilatlı yola nasıl ekser insanlar gidiyorlar? El cevap, içine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Her insanda nebati ve hayvani, hem insandaki nebati ve hayvani kuvveleri, akıbeti görmedikleri, düşünemedikleri ve o insandaki letaif-i insaniye galebe ettikleri için çıkmak istemiyorlar ve hazır ve muvakkat bir lezzetle müteselli oluyorlar. Çıkmak istemeyişlerin sebebi ne? İnsandaki nebati ve hayvani kuvveleri, akıbeti görmedikleri ve düşünemedikleri ve o insandaki letaif-i insani, yani insani duygulara galip oldukları için, galebe ettikleri için çıkmak istemiyorlar. Ya o anda menhus bir lezzet. Yani insan olmaktan çıkıyor gibi bir noktaya giriyor aslında. Evet, çıkmak istemiyorlar ve hazır ve muvakkat bir lezzetle müteselli oluyorlar. Bir sual daha var. Eğer denilse, dalalette öyle dehşetli bir elem ve bir korku var ki, kafir değil hayattan lezzet alması, hiç yaşamaması lazım geliyor. Değil mi? Belki o elemden ezilmeli ve o korkudan ödü patlamalıydı. Evet, burada ödünün patlaması tabiri geçiyor. Çok enteresan. Çünkü niye? İnsaniyet itibariyle hadsiz eşyaya müştak ve hayata aşık olduğu halde küfür vasıtasıyla mevtini bir idam-ı ebedi ve bir firak-ı la yezali, yani ebedi ayrılık ve zeval-i mevcudatı ve ahbabının vefatlarını ve bütün sevdiklerini idam ve müfarakat-ı ebediye suretinde gözü önünde daima küfür vasıtasıyla gören bir insan nasıl yaşayabilir?
nasıl hayattan lezzet alabilir? Yani tabiri caizse bir tarafta iki mezar var. Birinde annesi babası diyelim sevdiklerinden birisi yatıyor. Ondan sonra bir tarafta çocuğunun mezarı var. İki mezar arasında ömrünü sürüyor diyelim. Oturmuş ki. Yani iki mezar arasında işret ediyor. Edebilir mi, zevk alabilir mi yani böyle bir hali? Mümkün mü? İşte geçmiş büyük bir mezar, gelecek mezar değil mi? Evet. Böyle nasıl yani zevk, ödü patlamalıydı buradan yani değil zevk almak. Peki nasıl alıyor bu sefer? Soru bu. Hı. Cevabını da okuyalım mı? Hı. El cevap, acip bir mağlatayı şeytaniye ile, yani şeytanın kandırmacası ile kendini aldatır yaşar. Suri bir lezzet alır zanneder. Suri bir lezzet alır demiyor bir zaman. Alır zanneder diyor. Suri bir lezzet alır zanneder. Bir zanna uyuyor. Yani suri, ortada bir lezzet var. O lezzeti alma suri demek yani yüzeysel yani. Ama demek ki alamıyor. Aslında görünüşte bir lezzet. Derin bir lezzet zaten yok. Yok kalıcı suri. Bir lezzet hakiki yok. Hakiki lezzet değil. Suri bir lezzet. Yüzeysel. Onu da zannediyor. Alır zanneder. Meşhur bir temsille onun mahiyetine işaret edeceğiz. Şöyle ki deniliyor. Deve kuşuna demişler. Kanatların var uç. O da kanatlarını kısıp ben deveyim demiş. Uçmamış. Fakat avcının tuzağına düşmüş. Avcı beni görmesin diye başını kuma sokmuş. Halbuki koca gövdesini dışarıda bırakmış. Avcıya hedef etmiş. Sonra ona demişler madem deveyim diyorsun yük götür. O zaman kanatlarını açıvermiş. Ben kuşum demiş. Yükün zahmetinden kurtulmuş. Fakat hamisiz ve yemsiz olarak avcıların hücumuna hedef olmuş. Aynen onun gibi kafir, Kur'an'ın semavi ilanatına karşı, yine Kur'an'ın semavi ilanatına karşı, küfrü mutlakı bırakıp meşkuk bir küfre inmiş. Yani şüpheli, böyle tereddütlü bir küfre inmiş. Ona denilse, madem mevt ve zevali bir idam-ı ebedi biliyorsun, kendini asacak olan dar ağacı göz önünde. Ona her vakit bakan nasıl yaşar, nasıl yaşar, nasıl lezzet alır? O adam Kur'an'ın umumi veçi rahmet ve şumullü nurundan aldığı bir hisse ile der. Mevt idam değil, ihtimal beka var. Mevt idam değil, ihtimal beka var. Kur'an sürekli ahiretten söz ediyor ya, ölüm evet. Ötesi hayattan. Demek ki bunlardan onun etkilenerek az çok bilinç altında kalan kısmıyla bunu söylüyor. Aldığı bir hisseyle Kur'an'ın umumi veçhi rahmet ve şumullü nurundan aldığı bir hisseyle der. Mevt idam değil, ihtimal beka var. Yani buradan bir bakıma bir nefes alıyor. Veyahut deve kuşu gibi başını gaflet kumuna sokar. Ta ecel onu görmesin ve kabir ona bakmasın ve zevali eşya ona ok atmasın. Elhasıl o meşkuk küfür vasıtasıyla deve kuşu gibi mevt ve zevali idam manasında gördüğü vakit Kur'an ve semavi kitapların imanın bil ahirete dair kati ihbaratı ona bir ihtimal verir. O kafir o ihtimale yapışır. O dehşetli elemi üzerine almaz. O vakit ona denilse madem baki bir aleme gidilecek o alemde güzel yaşamak için tekalif-i diniye meşakkatini çekmek gerektir. Yani o zaman ebedi hayat... Yapman gereken bir takım şeyler var. Mükellefiyetler var. Evet. Oraya hazırlanman lazım. O adam şekki küfri cihetiyle, yani o tereddütlü iki tarafa da bakan küfür cihetiyle der. Belki yoktur. Yok için neden çalışayım? Yani vaktaki o hükmü Kur'an'ın verdiği ihtimali beka cihetiyle İdam-ı ebedi alamından kurtulur ve meşkuk küfrün verdiği ihtimali adem cihetiyle tekalif-i diniye meşakkati ona müteveccih olur. Ona karşı küfür ihtimaline yapışır. O zahmetten kurtulur. Demek bu noktayı nazarda müminden ziyade bu hayatta lezzet alır zannediyor. Yine zan. Evet. Zan. Hakiki lezzet değil. Çünkü tekalif-i diniyenin zahmetinden ihtimali küfriyle kurtuluyor. Ve alam-ı ebediyeden ise ihtimali imanı cihetiyle kendi üzerine almaz. Halbuki bu mağlata-i şeytaniyenin
Yani şeytanın bu oyalaması ve aldatmasının hükmü gayet sathi ve faydasız ve muvakkattır. İşte Kur'an-ı Hakim'in küffarlar hakkında da bir nevi cihedi rahmeti vardır ki, dünya hayatını onlara cehennem olmaktan bir derece kurtarıp bir nevi şek vererek şek ile yaşatıyor. Yoksa ahiret cehennemini andıracak bu dünyada dahi manevi bir cehennem azabı çekeceklerdi ve intihara mecbur olacaklardı. Zaten bu hali gerçekten yani o nefes alma yaşamayan, evet, meşkuk küfür içerisinde olmayanlar, mutlak küfür içerisinde olanlar, üşenler onu yaşıyorlar. İntihara mecbur oluyorlar. İntihar edenler de oluyor veya intihar etmekten daha beter bir ömür sürüyorlar. Öyle. Sürmeyenler, lezzet alıyor görünenler, lezzet aldığını zannedenler de meşkuk küfür içerisindeler. Olabilir, olmayabilir. Onlar da eğlencelerle, günahlara dalarak, sefahate girerek kalp ve ruhtaki feryadı örtmeye çalışıyorlar. Fakat nereye kadar? Yine örtmeye çalışıyorlar. Yani acılar, ızdıraplar küfür üzere yaşayan da kalkmıyor. Üzeri kapatılıyor. Onu görmek istemiyor, duymak istemiyor, ondan kaçıyor. Onun için dünyevi imkanı çok iyi göründüğü halde Allah'ın emirlerine göre yaşamayanların niçin eğlencelere, çılgınca eğlencelere, niçin sefahate daldıklarının cevabı burada. Bir kaçma. Ama nereye kadar? Kaçma ve kendini aldatma. Tamamlandı mı hocam? Okudunuz. Bir paragraf var. Buyurun. İşte ehli iman sizi idam-ı ebediden ve dünyevi ve uhrevi cehennemlerden kurtaran Kur'an'ın himayeti altına müminane ve mutemidane giriniz ve sünnet-i seniyenin dairesine teslimkarane ve müstahsinane dahil olunuz. Dünya şekavetinden ve ahirette azaptan kurtulunuz. İmanın kıymetini bilin diyor. Yani. Öyle diyor. İmanın kıymetini bilin. Çünkü iki dünyayı da cehenneme çeviren küfürden sizi kurtarıyor ya. Yani. İki dünyanızı cehenneme dönmekten kurtarıyor. Bundan güzel nimet ne olabilir ya? Yani? Bu şeye birazcık temas etmek istiyorum. Ya nasıl düşüyorlar? Bu kadar acı, karanlık, elemli, dehşetli küfür, inkar, şirk yoluna insanların çoğu nasıl düşebiliyor? Demek ki bir cümleyle ifade ettiniz gaflet, dünyaya dalma falan. Onu biraz belki onun biraz. Dışında da. Yani bir çünkü şey olabilir. Çok böyle ben inkara gidiyorum diyerek de gitmiyor insanların çoğu. Hayır. Hayır. Mesnevi Nuriye'de, Risale-i Nur Külliyatı'nda Mesnevi Nuriye'de bir remiz var. Onu hatırlayalım. Herhalde o özet olacak. Olur. Diyor ki nefis tembellik saikasıyla vazife-i ubudiyetini, kulluk vazifesini terk ettiğinden tesettür etmek istiyor. Yani onu görecek bir rakibin, murakabe edenin gözü altında bulunmayı istemiyor. Bundan bir Halik ve Malik'in bulunmamasını temenni eder, sonra mülahaz eder, sonra tasavvur eder, sonra inkar ederek bir Halik ve Malik'in bulunmadığını iddia ederek dinden çıkar. Şimdi dinden çıkar tabirini duyan herkes ürperiyor, korkuyor. Böyle bir akıbetten dehşet alıyor. Halbuki bu akıbete adım adım kulluk vazifesinin terkiyle gelindiğini nefis görmek istemiyor. Ve temelinde ilk adımda tembellik var. Yani insan tembellikle ben bu dünyaya niçin gönderildim? Vazifem nedir? Benim bir takım mesuliyetlerim olmalı. Ben başıboş olamam. Karıncanın, yıldızın başıboş olmadığı dünyada insan başıboş olmamalı, olamaz demezse işte o dehşetli küfre adım adım yaklaşıyor. Yoksa bilerek birisiyle tartışmaya girip, tartışmada mağlup olup, efendim dini esasları inkar edip ondan küfre düşme hali pek olmuyor benim kanaatim. Yaşamayarak, mesuliyetten kaçarak. Tartışmada mağlup olacağını fark edince yine bir kaçış yaşanıyor. Evet yine kaçış. Yani kendine kurduğu o dünya yıkılacak diye o tartışmayı da adeta sabote edecek bir noktaya getiriyor. Böyle insanlar var. Evet. Daha açık şu söyleyeyim. Şeytan insana acemice gelmiyor. Profesyonelce evet. Geliyor. Evet. Yani belki de en korkunç yanılgı buradadır. Yani şeytan gelip de insana açıkça Allah'ı, ahireti inkar et diye gelmiyor. Allah'ı, ahireti inkar edecek duruma
o insanın kendisinin düşmesine sebep olacak bir hayata çağırıyor. Bir hayat tarzı teklif ediyor. İşte o nefse uyan, dünyaya dalan kişi adım adım ve farkında olmadan o müthiş küfre yaklaşıyor ve de eğer Allah'ın emirlerine yönelmezse düşüyor oraya. Onun için Bediüzzaman içine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar diyor. Cümlenin sonunda, paragrafın sonunda çıkmak istemiyorlar diyor. Çünkü artık nefis o hayatla aynileşiyor. Hayatı o zannediyor. Böyle bir aldanış bu. Öyle bir öykü burada herhalde meseleyi daha iyi anlaşılmasına neden olur. İşte iki kurbağayı almışlar, birini kaynar suya atmışlar. Birdenbire düşer düşmez suya refleks halinde zıplamış yani, kurtulmuş. O kazandan çıkmış. Çıkmış yani, yanmamış. Ölmemiş. İkinci kurbağayı suya koymuşlar. Hafif ılık suya yani. Kaynar su değil. Altına da az bir ateş. Yavaş yavaş suyu ısıtıyorlar. Kurbağa içinde duruyor. Isınıyor su, ısınıyor, ısınıyor, ısınıyor. Tabii kaynar hale geliyor ve kurbağa ölüyor içinde. Çıkamaz hale geliyor. Allah Allah. Çıkamıyor yani, ölüyor. Yani sizin dediğiniz şeytanın profesyonelce gelmesi böyle yani. Isıtıyor suyu yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ani değil. Ani birden, değil. Birden şoklama bire... değil. Şoklama olsa insan uyanır, irkilir, kendine evet. gelir ama yavaş yavaş batma halini yaşıyor. Şimdi şöyle bir soru vardı. Onu inşallah sorayım. Hem cevabını aldıktan sonra bir ara verelim. Kur'an-ı Kerim'de işte kalpleri mühürlenmekten bahsediliyor küfür ehlinin. İzleyicimiz diyor ki kalpler mühürlenince insanın hidayete erme ihtimali ortadan kalkmış olmuyor mu? Yani kendini düzeltme, tekrar hidayete kavuşma, küfründen dönme ihtimali ortadan kalkmış olmuyor mu? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Diye bir soru var. Evet. Yani elbette mühürlenince, yani Allah mühürlüyor. Allah mühürlenen bir kalbi açılmaya layık görürse tekrar açabilir. Yani tekim geliyor işte belediye zabıta bir yeri mühürlüyor. Ondan sonra bir süre sonra açıyor. Bir böyle olabilir benim kanaatime göre. İkincisi yani kalp mühürlenince tekrar açılmaz. Açılmaz ama yani biz kimin kalbinin mühürlendiğini bilemeyiz. Biraz çok mühim. Bilemeyiz. Çok yani adamın işlediği günahlar, yaptıkları ne kadar kötü olursa olsun bunun kalbi mühürlenmiştir diye yani öyle bir hükümde bulunmak bizim işimiz değil, haddimiz değil. Evet. Haddimiz değil. Hatta işte küfür içinde insanı küfre sokan şeylerden birisi de küfür ithamıdır. Tekfir etmektir yani. Tekfir etmektir. Demin biz arada Ali abi hatırlattı, hadis-i şerifte geçiyor. Yani bir insan birine kafir derse, eğer o kafir değilse, müminse kendi kafir olur. O söz dolaşır, dönüp kendine döner gelir yani. Diye geçiyor. Onun evet. için tekfir etmekten, böyle kalbi mühürlenmiş demekten, küfürle suçlamaktan kesinlikle müminin kaçınması lazım. En çok hassas olması gereken noktalardan birisi budur. Birisi budur. Ama neyi konuşacağız? Küfür sıfatını, şirki, kalbin mühürlenmesi tehlikesini konuşacağız. Ancak şahısları konuşmayacağız. Evet. Fakat ben şahsen kalbi mühürlenmişse onun dönme ihtimali kalmadığı şeklinde anlıyorum Kur'an-ı Kerim'den. Ama kimin kalbinin mühürlendiğini insanoğlu bizler bilemeyiz. Biz böyle bir akıbeti Kur'an'dan duyduğumuzda korkmalıyız. Böyle bir vahim duruma düşmemek için dikkat etmeliyiz. Ama hiç kimse hakkında, hiç kimse hakkında artık bunun kalbi mühürlendi, işi bitti. Bunu aklımızdan, hayalimizden geçirmemeliyiz çünkü. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a Firavun'a git, yumuşak yumuşak söyle, ikaz et, ümit edilir ki ıslah olur diyor. Yani muhatabın Firavun bile olsa, Rab'lık iddiasında da bulunsa artık bu ıslah olmaz, bunun işi bitmiştir. Biz yine buna usulen söyleyelim, yarın mahşerde mesul olmayalım diye yapılacak bir tebliğ değildir. Yani muhatap ne kadar küfre, günaha düşmüş de olsa bir çıkış kapısının olabileceği ümidiyle
söylemek, söylemek, ısrarla ve ihlasla, sabırla söylemek lazım. Evet, kalbi mühürlenenin kalbinin mühürlenmesine sebep kendisidir. Bunu unutmayalım. Evet. Demin dükkan örneği verdiği Seyfettin hocamız. Evet, belediye bakkalı mühürlüyor. Niye mühürlüyor? Bakkal ne yaptı? Onu düşünmek durumundayız. Yani insan kendisi, Allah'ın kendisine verdiği sonsuz fırsatları görmeyerek, imana dönmesi için Allah'ın ona dokundurduğu imkanları ısrarla reddederek, kendisi, kendi kalbinin mühürlenmesini istemiş oluyor. Bu vaziyette olanların da Allah kalplerini mühürlüyor. Fakat kalpleri mühürlenmiş olanlar ancak Allah bileceği için, insanoğlu hiç kimse hakkında bunun kalbi mühürlendi, artık bunun ıslah olma imkanı kalmadı diyemez. Bir de ben şöyle anlıyorum. İşte onlara ne yaparsan yap iman etmezler. Ayette böyle geçiyor. Ayette geçiyor. İşte kalpleri mühürlenmiş. Şimdi burada herhalde şöyle de düşünmek zorundayız. Allah her şeyi bilendir. Dolayısıyla kalbi mühürlenen kişi ömrünün sonuna kadar hidayetin kendisine nasip olmayacağı yönde tercihlerde bulunan kişi. Beyanda bulunmuş. Yani Allah kalbini mühürlediği için küfre düşmüş veya imana dönmeyecek değil. Tercihleriyle zaten ya Allah ömrünün sonuna kadar neyi tercih edeceğini biliyor onun. Elbette. Dolayısıyla bir bakıma zaten kendi tercihlerinin sonucu olacak bir hali ifade babında da herhalde anlayabiliriz. Evet. Yani demek ki bir çizgi var. Bizim bilmediğimiz Allah'ın bildiği. Artık kırmızı çizgi mi diyelim, bir çizgi var. O çizgiyi aştı mı insan artık iradesini hep kötülükten ve günahtan ve inkardan yana kullanma konusunda irade beyanda bulunuyor. Onları da ancak Allah bilir. Biz bu konudaki Kur'an'ın esaslarını ve ikazlarını öğrenmeliyiz. Ancak şahıslar hakkında hiçbir değerlendirme yapmamalıyız. Evet, bir ara daha vereceğiz sevgili dostlar. Son bölümde tekrar Kur'an günlüğünde birazdan birlikteyiz.